Değerli izleyicilerimiz, Anlat Bakalım Türkiye kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor efendim. Bizler de sizler için tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün Denizli bölgesinden sizlere sesleniyoruz ve pide ile ilgili bütün merak ettiklerimizi Hasan Bey'den alacağız. Hep beraber izliyoruz. İşletmeye çocukluğumuzdan başladık. Çıraklık döneminden, çekirdekten yetiştik. 15-16 senedir bu sektörün içindeyim. Kendi iş yerimi açtım. Bir seneye yakındır çalıştırıyorum. Güzel işler başarmaya çalışıyoruz. Müşterilerimize iyi hizmet vermeye çalışıyoruz. En kaliteli şekilde sunumlarımızı sunmaya çalışıyoruz. Burada menü seçeneklerimiz nelerdir? Ne çeşit yemeklerimiz var? Biraz anlatabilir misiniz? Burada menü çeşitlerimizde çorbamız var, ızgara çeşitlerimiz var, pide çeşitlerimiz var. Izgara çeşitlerimizde Adana kebabımız var, Urfa kebabımız var, ciğer var, ondan sonra köftemiz var, ızgara tavuk şiş var. Pide çeşitlerimizde kıymalı, kıymalı kaşarlı, kuşbaşılı, kuşbaşılı kaşarlı, lahmacunumuz var, Antep lahmacunumuz var. Karadeniz'e özgü göreli pidemiz var. Burada değişik, yani Denizli'de değişik ürünleri seviyor insanlarımız. O yüzden bir yerde gördüğümüz şeyleri burada yapmaya çalışıyoruz. En kaliteli şekilde sunmaya çalışıyoruz. Son olarak da tatlı çeşitlerimiz var. Denizli özgümüz güzel ballı cevizli tahinli pidemiz var. Sektörde biliyorsunuz ki gıda sektörü en fazla temiz ve en fazla hijyenik olmak zorunda. Sizin mutfağınız, kullanılan malzemeler ne kadar önemli efendim? Ne kadar günlük ve ne kadar taze? Bunu biraz aktarabilir misiniz? Ürünlerimiz çok taze ve organiktir. Çünkü kendi yeşillik veya soğan, domates, biber böyle tür ürünlerimizi kendi seramızda yetiştiriyoruz. Kalitemizde en kaliteli eti kullanıyoruz. Yağsız ve sert, sinir olmayan eti kullanıyoruz. O yüzden müşterimize en kaliteli şekilde servis etmeye çalışıyoruz. Bu verdiğiniz kaliteli hizmete müşterilerin geri dönüşleri nasıl oluyor efendim? Müşterilerimizin memnuniyeti bizim için önemlidir. Müşterimiz bir müşteri buraya geldiğinde tekrar gelmesini en kaliteli şekilde sunduğumuz ürünlerden bunları katkılarıyla alıyoruz yani. Müşterilerimiz bir yiyip gittiğinde geri gelebiliyorlar buraya. Geldiklerinde mesela soruyoruz, ürünlerimizi veya servisimizde ne gibi değişiklik yapabiliriz diye bunları tartışıyoruz yani. Müşterimizden aldığımız önerilere iyi veya kötü şekilde aldığımız önerileri sunmaya tekrar çalışıyoruz. Biraz da ekran başındaki izleyicilerimiz için mekanın büyüklüğünden söz etmek istiyorum efendim. Burada aile şirketi adı altında çalışıyorsunuz. Eşinizle beraber burayı işletiyorsunuz efendim. Eleman ihtiyacı da duymadan yaptığınız mutfakta da ürünlerin başında siz varsınız. Serviste de siz varsınız. Bu da tabii ki de aileler için çok fazla önemli. Müşteriler bunları nasıl karşılıyor? Burası bir aile işletmemizdir. Kendi eşim ve çocuğumla beraber burada bu işletmeyi kalkındırmaya çalışıyoruz. Gelen aileler veya müşterilerimiz bu durumu iyi karşılıyorlar. Çünkü neden? Bir aile olduğu için ortamda kalitesinden ve temizliğinden çok önem veriliyor. Çünkü neden? Çok eleman demek, nasıl diyeyim, çok ağır işler bekler yani insan. Çünkü elemana şunu yap dediğinde yapmayabilir. Ama eşine söylediğinde şurayı yapar mısın dedi. O zaten kendi içinden yapar. Çünkü bir bayan çalışması mutfakta olsun, ürünlerde olsun veya sunduğumuz tabak, çatal, kaşık servislerinde olsun en kaliteli şekilde yapmaya çalışır. Çünkü neden? Bayan yani. Çünkü sonuçta bayan, nasıl diyeyim, bayanlarımız en temizdir yani çünkü. Erkeklere göre biraz daha temizdir. Yani biz de hani yaparız der geçeriz ama bayanlarımız öyle yapmaz. Çünkü
bayanlarımız en kaliteli şekilde, en temiz şekilde sunmaya çalışır her şeyi. Ve buraya gelen müşterimiz de bunları görüyor. Mesela görüşlerini alıyoruz. İyi diyorlar mesela, çok iyi diyorlar, mükemmel diyorlar. Biz de bir aileyiz çünkü diyorlar. Mesela eleman olduğunda ters tepki yapabiliyor müşterilerimize ama bir bayan ve eşim gittiğinde güler yüzle karşılıyor onlar. Çünkü kendi işletmesi olduğu için biraz daha işten severek yapıyor yani mesleği. Ekran başındaki izleyicilerimiz sizin yaptığınız lezzetleri tatmak isteseler efendim sizlere nereden ulaşabilirler? İşletmemiz çok kolay şekilde bulabilirler. Çünkü cadde üzerinde, ara sokakta değil. Zaten Instagram hesabımızda ve Facebook hesabımızda bilgilerimiz var. İletişim telefon numaralarımız var. Oradan ulaşabilirler. Buraya kadar çok güzel gelmişsiniz. Kaliteli çalışmalarınıza devam ettiriyorsunuz. Bundan sonra neyi hedefliyorsunuz? İşletmemizi bir senedir işletiyoruz Allah'ın izniyle. İnşallah hedefim yani nasıl diyeyim, tüm dünyaya duyurmak istiyorum yani. Çünkü çocukluğumdan gelen bir şey. Çekirdekten yetiştiğim için yani hayallerim var yani. İnşallah Allah'ın izniyle bu hayallerimizi gerçekleştireceğiz. Röportajı sonlandırmadan önce son olarak eklemek istedikleriniz varsa alalım. Bize konuk olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Kaliteli ve güvenli bir işletmemizde en lezzetli yemekleri ve pide çeşitlerimiz ve ızgara çeşitlerimizi tatmaya gelmek isteyenleri bekleriz. Değerli izleyicilerimiz, bu bölgedeyseniz mutlaka bu lezzetleri tatmışsınızdır ama bu bölgeye de gelerek bu lezzetlerle birleşebilirsiniz efendim. Bir sonraki durakta görüşünceye dek hoşçakalın.